Yavrum benim, sen bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen, ağlamazsan, sen bu hayattan ders alamazsın. Gülmezsen, ağlamazsak, biz bu hayattan ders alamayız. Kardeşler, görüyorsunuz dünyanın halini. Gülmekle ağlamak arasında bocalayıp duruyor. 2 sene önce Covid başladı. Ondan sonra 3-4 aydır ekonomik krizler. Şimdi de savaş. Kuzeyde savaş, devletler savaş ediyor. Hepimize iyi seyirler. Değerli Akit TV izleyenleri, Sinema İner Lekin programı başlıyor. Ben Tarık Tanrısever. Sizlere bu programın kuruluş vesilesi olan çok kıymetli babam, yapımcı, yönetmen ve sanayici Mehmet Tanrısever'i takdim etmek isterim. Hoş geldiniz baba, nasılsınız? Hoş bulduk. Savaşın gölgesinde ve seslerinde bir program yapıyoruz. Evet. Bugün pazartesi günü. 4 gündür 5. güne girdi. İnşallah barışla biter. Konuşuyorlarmış, oturuyorlarmış. İnsanın tabii ki psikolojisi şey oluyor yani, bozuluyor, üzülüyor. Ne mi lazımcık diyemiyoruz. Tabii Evet. esas savaşımız iman savaşı. Bu daha önemli. Bunlar fiziki bir savaş. İmanı gidiyor toplumun. Yalan, riyakar, hasta. Esas bu daha önemli yani. Burada cennet cehennem oynuyor. Öbür tarafta ölenler şehit olur imanı varsa, kalanlar gazi olurlar falan filan. Memleket iman zafiyeti içinde. Ağlamalar, sızlamalar, Allah'a isyanlar, paralar, pullar yönünden kariyer derken dünyalıkla isyan ediyor Allah'a. Dünyanın da başına belalar, musibetler geliyor. Evet. Önceleri insanlar onuru için savaşırken baba, şimdi daha çok savaşlar ekonomik nedenlerden dolayı. Ben onur konusuna değinmek istiyorum. Onur konusundaki düşüncelerinizi almak istiyorum. İnsanın kendisine duyduğu şeref, saygı, haysiyet, izzeti nefis ve aynı zamanda da toplumun insanlara gösterdiği şeref, saygı, haysiyet, onurun temellerini oluşturmaktadır. Ancak yeteri kadar onurumuzu koruyabiliyor muyuz? Onur sahibi bir toplum muyuz? Onur için neler, onurumuzu muhafaza edebilmek için neler yapıyoruz? Şu günümüz toplumunda, dünyasında bununla ilgili görüşlerinizi almak isterim. Onur hayatın gerçekleri, yaşamımızın, var olmamızın gerçekleri onur. Onursuz millet, onursuz aile, onursuz fert köle olmaya mahkumdur. Kölenin kölesi. Onursuz. Mesela onursuzdan en büyük örneği şöyle verebilirim. Onursuz yaşamak. Allah'ı bilmeyen, Allah'a saygı duymayan herkes onursuzdur. Bu yaratıcını bilmeyen, bütün kainatı evirip çeviren, baharı getiren, yazı getiren, bütün nimetleri veren, kalbimize inen Allah'ı bilmeyen kim olursa onursuzdur. Onursuz yaşıyor yani. Evet. Sonraki şeylerde onurlu yaşam, onursuzluğun başka şeyleri var işte. Yalan söylemek. Kim yalan söylüyorsa onursuzdur. Adaleti yapmıyorsa ülkemizde kendinden onursuzdur tarih. Tamam mı? İşlerini makbul ve güzel yapmıyorsa, çalışmıyorsa onursuzdur. Dilenci olur. İşlerini makbul ve güzel yapacaksın. Sen de dünyanın en iyi gerekiyorsa savunmayla silahlarını yapacaksın. Korkacak. Onurumuzu koruyalım yani. Sonra ekonomimiz dünyanın en iyisi olacak ki paramız pul olmayacak yani. İşte bu da onurdur yani. Tamam mı? Burada bir sürü dolar zede çıktı yani. Milyonlar. Amerika'daki halk Türk parasıyla ilgili, TL ile ilgili bir şey yaşıyor mu? Panik. Ve Euro'daki Avrupalılar dolar zade oluyorlar mı? Olmuyorlar. Biz neden olduk? Onursuzluk, dolara koşmak. Abi paramı koruyacağım şu. Neyse sistem bu. Onurlu millet
laf getirmez kendine. Evet. Fertler de olsun. Çünkü çok çalışkan olur. Çok bilgili olur. Dürüst olur. Elini sürekli açar. Onurlu yaşamak için Allah'a açar. O zaman bak bakalım senin başına bela musibet gelir mi gelmez mi? Hiç gelmez. Gelir imtihan için gelir. Hep seni parlatır. Rahatlatır. Ha, peygamberlerin acıları çekmesi o imtihan. Yine onurlu gidiyorlar. Hazreti İsa koya çarmıha gelmiş değil mi? Koya. Kur'an'da öyle bir şey yok. Onu Allah katına aldı. Onun benzerini çarmıha geldi. Onun benzerini ona ihanet edeni İsa'nın havasına soktu. Onu gerdiler. Ama İsa tabi görüntü öyle. Şimdi 2 milyar insan var değil mi? Hazreti İsa'nın yaşantısına onur duyan 2 milyar insan Hristiyan olmuş. Peygamberimiz de öyle. Ne kadar onurlu yaşamış. İspatı şimdi. 2 milyara yakın gene yani az ve çok desek Müslüm yazıyor. Evet. Dünyada. Çok derin sevenler var. Peygamberimiz yolunda gidenler işte. 1400 senedir onuru güneş gibi parlıyor peygamberimizin yani. Nur parlıyor. Elhamdülillah. Şimdi işte bak onurlu yaşamak bu işte yani. Evet. Bugün olmazsa bugün temellerini atarsın yarın parlarsın. Böyle işte onurlu yaşamak iyi yaşamaktır yani. Makbul ve güzel iş yapacağız. Evet. Yalan söylemeyeceğiz. Adaletli olacağız. Elimizde dua da olacak. Dua olduğu zaman kıyamete kadar sen yaşarsın. Bütün peygamberler de öyle. Peki bu arada Lenin geldi mesela. Mao geldi değil mi? Onlar da bir ihtilal yap. Arkasında huruya diyerekten milyonlar girdi. Ne kadar dayandı? 70 sene. Lenincilik dünyada ne kadar var? Yok gibi. Mao'culuk ne kadar var? Yok gibi. Hatta vahşetleri anlatılıyor Mao'nun değil mi? Şu kadar insan öldürdü, şu kadar katletti, şu kadar Sibirya'ya sürüldü diye. İşte bu, onur budur yani. Onurlu yaşamak, tanrısal, Allah'a inanmak, tanrısal. Tanrı yoksa onur yoktur. Ondan sonra gelelim gene. Makbul ve güzel iş yoksa onur yoktur. Yalan söylüyorsa onur yoktur. Efendim, dürüst değilse, adaletli değilse, hepsi bunlar tamamlayıcı. Asır suresi yani. Onurlu yaşaman şey, asır suresi. İşte bunları birine yaşamazsan onur yoktur tabii. İnanmış. Yalan mı yalan söylüyor. Adaletsiz. Ama Allah'a inanıyor. Secdeye gidiyor. Onur yoktur onda. Çünkü haramla helal bir olmaz. Orada haram işlerken onur olmaz. Münafıklar o ayette de o münafık. Allah'a inanır da göstermeliği için yapar. Onursuz diyor ona. Cehennemin dibinde yanacaktır o onursuz. Allah'a inanır. Secdeye de gider. Ama yalan söyler. Münafıklığın alameti. Adaletsiz olur. Zulmeder. Ve tembel. Dilenci. Onurlu insan dilenir mi ya? Çalışır. Minnet etmez kimseden. Kim hep vericidir bu. İşte bu milletimize bakalım 300 senedir. İşte Osmanlı çöktü, Cumhuriyet kuruldu. Daha ne kadar onurumuza sahip olabiliyoruz? Çalışıyoruz yani. Onurlu yaşamak için. Ben de onun için çalışıyorum. Onurlu yaşayayım diye. Önce kendim, şirketim ve devletime ne kadar katma değer sağlarım? Ne kadar kalplere bir şey anlatabiliyorum? Ülkemin güzel insanlarına. Onurumuzu yükseltelim. Yani onursuz nedir ya? Ölüm gibi bir şey. Bana biri yazıklar olsun dedi bir canlı yayında. Ben dedim ülkeme ne ihanet ettim dedim. Aldım mikrofonu fırlattım çıktım oradan. Tek kelimesi yazıklar olsun sana. İhanet yani yazıklar olsun demek bir programda. İhanet ettin sen ülkene. 2011'de biliyor. Herkes biliyor bunu. YouTube'da görür. Şeyde görür. Google'dan bakar. Yazıklar olsun sana dediler bana. Ben ne ihanet ettim dedim ülkeme. Al dedim mikrofonu çıktım yayından. Onurlu yaşama. Bana bir laf öldürür yani. Öldürür. Silahtan daha tehlikelidir. Onursuz yaşamak tarif benim için. Ölmek daha kolay. Küfretmek, hakaretmek, yalancısın, sahtekarın demek bir insana. Ne kadar kötü bir şey ya. Sahtekar diyor, yalancı diyor ve yalanlar ispatlanıyor. Sahtekarsın diyor. Çalıyor, çırpıyor. Ülkeyi satıyor, rüşvet alıyor. Vatana ihanet ediyor. İşlerini güzel yapmayan herkes vatana ihanet ettir. Bir işi güzel yapmıyorsa bu işçi olur,
işveren olur veya bürokrat olur veya memur olur. İşin orada safsaklıyorsa, bir saatte yapılacak işi 5 saatte yapıyorsa, yarın gel diyor, işte o onursuzdur. İşleri makbul ve güzel. Bu 200 kere geçiyor makbule. Ayette diyor ki Allah, işlerimizi diyor makbul ve güzel yapın. Namaz 40 kere geçiyor. Bak, namaz kılın 40 kere geçiyor 600 sayfa Kur'an'da. Ama işlerimizi makbul ve güzel yap 220 kere geçiyor. Sayısın herkes. Kur'an'a girse işleri makbul ve güzel yapmak ne kadar önemliymiş. İnanç kadar. Hatta onun da işte inançları başta inanç olacak. Asr suresindeki dediği gibi olan 4 madde. İşte yani tarık tam da damardan geldi. Evet. Onurlu yaşayalım. Onurlu. Git bugün gel, yarın gel olmaz. Kim olursa olsun. Üretimde 1000 tane yapılacaksa bir işçi 900 tane yapmaması lazım. Varsa mazuret göstermesi lazım. 1000 tane olacak. Hatta 1100 olacak. Aferin. Ülkeye katkı yapacağız. Evet. Onursuzluktur öbürü. Sen herkes dolarzade olursa ne oldu? Her şey pahalandı. Onurlu yaşam mı bu? Ya bir ben paramı koruyacağım, öbürü ben paramı koruyacağım, öbürü bilmem ne. Herkes öyle oldu. O zaman ne oldu? E şimdi adamın vatanı yanıyor ya. Onurluya bak. Kalkmış adam, vatan sevgisi. Hani demiştim, 100 kadının aşkından daha önemli. Vatan sevgisi 100 kadının aşkından daha önemli. 100 kadın. Bir Fransız söylüyor bunu herhalde. Şimdi adam vatanı için sokaklarda çarpışıyor değil mi? Evet. Ölüyor yani. Daha bundan ne yapacak? Para, mülk, mal. Öbürleri tabii çoluk çocuk perişan, başka yerlere gitmiş vatan. Bir anda yok oluyor. İnşallah barış sağlarlar da dünya rahatlar. İnşallah. Ama bunların hepsi Allah'ın kontrolünde. Allah kime ne layıksa onu verir. Eğer bunun bela ve musibetleri de düşünmek lazım. 4-5 milyon hatta 15 milyon Suriyeli dünyada dağıldı. 4-5 milyonu burada. 3-4 milyonu Lübnan'da, Ürdün'de, Avrupa'da. Düşünün 15-20 milyon insan, nüfusun yarısı sürgün. Evsiz, yurtsuz kaldı. Buna seyredildi ama yani bunlar değil mi? 10 senedir seyredildi. Türkiye bunun şeyini, kardeşlik duyguları içinde. Bunları da düşünmek lazım. Şimdi aradan 10 sene geçmeden, haydi sana başka bir musibet bela ha. Ona müdahale edilseydi, sahip çıkılsaydı, kardeş gibi, dünya kardeşi diyoruz biz ona. Dünya düşünce kardeşi, belki şu musibetler olmazdı yani. Sevgi olsaydı. Evet. Adamı kıstırmışlar şey gibi kafese, bağırıp duruyor yani. Haykırıyor. Dünyayı yakarım, ederim. Nasıl yakacaksa, nasıl edecekse Allah var. Allah'ın dediği olacak. Yani böyle bir onursuz yaşam, onursuz savaş. Bir de öbürlerinin gücü çok yüksek, 10 kat, 20 kat, öbürü küçük bir devlet. Zaten oradan sıyrılmış 90'dan sonra. Kimileri Hazar Devleti'nden oluşmuş bir Ukrayna diyor. Hazar Devleti demek Türklerin devletiydi. O parçalınca bunlar kalmışlar. Evet. Bunlar da Hristiyan oluyor, Ortodoks oluyorlar. Soyları Türklere dayanıyordu. Bir general geçen televizyonda söylüyordu. İşte böyle bizim iki devlete dostuz tabii yani. Hem Ruslarla, Ruslarda 50 milyon Türk var. 150 milyon, 50 milyonu Türk Rusya'da yaşayan. Churchill'ce şöyle bir anılarında söylüyor. Bir Ruslu diyor hamama götür diyor. Bir Rus'u hamama götür. Kese yap diyor, altından Türk çıkar diyor yani. Ve kese yap, yıka şöyle. Amen diyor, Türk çıkar diyor. Böyle, öyledir yani. Türk çıkar. Ukrayna'da da Hazar Devleti'nden kopmuş bir devlet. Devlet ama Hristiyan olmuş. Bir kısmı Musevi oluyor. Musevi dedikleri işte Yahudi diyor. Musevi. Türklerin Musevileri. Polonya'da yaşıyor bunlar. Macaristan'da. Biz de Müslüman oluyoruz. Biz de işte buradan Selçuklu'yla birlikte Malazgirt'e, Anadolu'ya geliyoruz yani. Hep 1100'lü yıllarda, 1070'li yıllarda oluyor bu gerçekleşiyor. O büyük devleti de Hazar Devleti'nde Vikingler yıkıyor. Ruslar yıkıyor. Rus yok daha o zaman. Onlar Baltık'ta küçük bir devlet. Biraz da tarihi bilgimden faydalanılsın. Ondan sonra buralara doğru geliyor. İlk Ortodoks'u kabul eden de Hazar Türkleri kabul ediyor işte. O zaman Konstantin var. Kiev'de kabul ediyor. Kiev'de kabul ediliyor. Türklerin bir bölümü işte şimdiki bu halk meydana geliyor. Bir iki kısmı Musevi işte. Bir kısmı Müslüman falan. Öyle. Şimdi burada mücadele ediyoruz. Allah peygamber davasında, ümmet davasında. Bizim hurra yok ya bizde. Sevgi var. Hazreti İsa'nın, Muhammed'in sevgisi.
Bütün dünya kardeş diyoruz biz. Üzülüyorum tabii. 3-4 gündür seyrediyorum. Hem canlıların için üzülüyorum. Hem ekonomikleri hem de dünya korku. Şimdi geçen gün bir arkadaşımız var burada. Çocuğu demiş ki 16-17 yaşında. Baba demiş keşke şu Türkiye alırsak da Yeni Zelanda'ya koysak. Adalarda bir ülke olsa, Türkiye'de rahat etsek, hiçbir şeyden haberimiz olmasa bak çocuk ne hale geliyor bu. Bir kız çocuk 17 yaşında. Bir kız çocuğu öyle diyor. Burada babası anlattı. Keşke diyormuş baba şu ülkemizi alsak da Yeni Zelanda'da başka bir adada biz de yaşasak orada. Sakin. Demek oraları biliyorlar bunlar, duymuşlar. Böyle bak nerelere korku gelmiyor. Çoluk, çocuk, dünya tabii dua yapacağız. İşte 2 senedir başta da söyledim. Covid'lerle, işte 3-4 aydır ekonomik nedenlerle panikledi. Ondan sonra şimdi 4-5 günde, 5. günde korkularla, savaşlarla, pat, put, gece, bütün şeyler veriyorlar. Ya da bazıları 24 saat yayındalar yani. Ben de dinliyorum ya, merak ediyorum, üzülüyorum, hem dinliyorum. Hem dua yapıyorum yani, böyle içim burkulmuş, burkuk burkuk program yapıyoruz, evet. Seyircilerimiz. Hepiniz burkuldunuz. Allah bize, gönüllerimize şifa verir, güzellik verir. İnşallah bu musibet belan arkadan güzellik de var. Evet. Biraz... Onurlu budur Tarık. Onurlu kimseye muhtaç olmayacaksın. Ama baştaki tanrısal aşkı unutmayacağız. Onu biz dua yapacağız. Ona inanacaksın. Sonra onun emirleri var. İşleri makbul ve güzel yap. Dürüstlükten ayrılma, adaletten ayrılma. Bir de sabredeceksin. Bak bakalım. Dünyadaki herkes gelişmeleri gördük. Bizim gelişmelerimiz yeter mi? Yetmiyor. Ama şöyle bir müjde vereyim. Bir Amerikalı düşünür, kitabı da var. Yani demiş ki 2050'de onun kitabı, CIA'de analiz yapıyor bu, aynı zamanda analiz yapıyor. Bütün şirketlere analiz yapıyor. Kitabı da orada isterse yayınlar Akit TV kitabının şeyinde. 2050'de dünyada en büyük 4 devlet olacak. 2050'de. Bundan 28 sene sonra. Bir tanesi Türkiye. Japonya, ikisi müttefik. Bir de Amerika ile Polonya, iki devlet o. 4 devlet. Amerika ile Polonya müttefik. Türkiye ile de Japonya müttefik. Bunlar uzayda savaş yapacaklar. Artık uzaylara çıkmış. 50 bin kişi ölecek falan diye adam yazmış. Şimdiki bu savaşı da yazmış. Burada da böyle işte 2020'den sonra kopukluklar başlayacak falan. Rusya'da, şurada, burada. Böyle bu kitap isterse Akit yayınlayabilir bu şeyi. Evet. Yani bunlar nasıl öngörü yapmışlar? Tabii benim en çok hoşuma giden Türkiye'nin 2050'de dünyada 4 devletten biri olması. Çin'in dağılacağından bahsediyor 2020'den sonraki. Görüyoruz, izliyoruz yani. Bunlar bilimsel olarak mı yapıyorlar yoksa metafizik bir şeyler mi alıyorlar Tarık? Evet. Bir şey mi al, birilerle mi çalışıyorlar? Ne bileyim yani, sen de gördün kitabı. Bu kitapta ben 15 sene önce yayınlanan bir kitap. 7-8 sene sonra okudum. Şimdi bazı şeyleri görüyorum. Ama beni en çok ilgilenen Türkiye dünyada 4 devletten bir olarak, güçlü olarak. Bunu alkışlıyorum yani elhamdülillah. Oraya geleceğiz. Bu nasıl olur peki? Sana sorayım abi. Ben de sana bir soru sorayım. Biraz önce dediniz ki baba, insan onurunu, kaynağını Kur'an'dan alır. Bunda Allah zaten mükerremlik kavramıyla, yani itibar, Türkçesi onur, Kur'an'da Ademoğluna verilen bir vasıf bu. İnsana Allah zaten eşrefi mahluk, ahseni, takvim, yani kendi isimlerinden insana tecelli etmiş ve yaratılmışların en yücesi olarak yaratmış. Evet. Evet. Ancak bize düşen sorumluluk bu onuru korumak. Ancak bugün bizler bu onuru sadece ekonomik nedenlerde, ekonomik kaynaklarda gördüğümüz için, ekonomik durumumuz azıcık azaldığı zaman onurumuzu kaybettik düşüncesiyle işte savaş ilan ediyoruz. Şu an Rusya'nın içinde olduğu bu durum. Şimdi ben sana 2050'de 28 evet. sene sonra dünyada Türkiye 4 devletten biri olacak dedik. Değil mi? Kitapta. Peki bu kitaptaki buraya erişmek nasıl olabilir? İşte ancak Allah'ın verdiği bu eşrefi mahluk ahseni takvimi hatırlayarak, o tekrar Kur'an'ı yaşayarak, Kur'an'ı temsil ederek, çok ben çalışarak, bu şekilde, evet. Çok, ama peki bir de çok irşat lazım şimdi değil mi toplumumuza, evet. gerçekleri, ahlakı. Peki bugün irşatta en önemli olay nedir? İnsanlar neden eğitiliyorlar? Görsel sanatlar. Sinema. Evet, sinema. İşte biz
2050'nin Türkiye'sine göndermeler ve evet. işaretler veriyoruz filmlerimiz. Onun için çekiyorum ben. 2050'nin Türkiye'si ahlaklı olacak tabii. Biz evet. çok ahlaklı, çok çalışkan, makbul ve güzel iş, çok dürüst, çok sabırlı. O zaman işte dünyada o kitap benim tabii çok onuruma şey yapıyor yani, onurlandırıyor. Onun için bana motive oluyorum yani. Bu düşüncenizi destekleyecek bir söz söyleyeceğim baba. Filozof Henry Bergson bir kitabı var. Ahlakla Dinin İlk Kaynağı adlı kitabında. Diyor ki ahlakın toplumdaki düşebilecek en düşük derekeden, en düşük seviyeden en üstün ideal seviyeye çıkabilmesi ancak dindar ve temiz şahsiyetler sayesinde mümkündür. Dindar ve temiz. Temiz şahsiyetler sayesinde mümkündür diyor. Siz de dediniz ki işte nasıl bu dindar ve temiz şahsiyetleri anlatacağız? Anlatacağız. İşte filmlerle. Yapılacak olan filmlerimizle. Film eğitimle ama bugün filmler çok önde sosyal evet. medyada filmlerimize. Buna adayız yani buna. Zaten bununla ilgili de uygarlıkla, medeniyetle ilgili de sen biliyorsun 2003'te bir Hintli, babası İngiliz, annesi Hintli. 9 tane uluslararası lisan bilen kürsüyle olan bir kişi gelmişti Minyon. 19 sene önce uygarlığın medeniyetle ilgili sırlar verdi. Bunu bu kadar söyleyelim yani nereden doğacağını, Türkiye'den doğacak. İnşallah. Trilyonlarca dolar madenleri var. Bor madenleri, silikon madeni. Türkiye diyor dünyanın geleceğinin yıldızı. Şimdi şu kitabı da okuyunca o adam başka, o yazar Amerikalı başka. 2050'de Türkiye, Japonya müttefik, Amerika ile Polonya müttefik, 4 devlet var. Bunlar zirvedeler. Çin'i anlatıyor yıkılacak. Almanya küçülecek. Bütün dünya. İşte buraya neyle geleceğiz? Ahlakla. Evet. Çalışarak. Erdemli insan olarak Osmanlı, daha önceki Hazar boydaki Türkler öyleydi. Çok çalışıyor, çok ahlaklıydı. Dünya devletleriydi. İnşallah biz de müjdeci olalım yani. Müjdeli olalım. Gelecek güzel şeyler fısıldıyor. İnşallah. Hem de yabancılar yazmış. Evet. Allah Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyuruyor. Bu Ali İmran suresinin 139. ayetinde. İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. Üstünsünüz, evet. Yani güzel. O 4 devletin arasına girebilmemiz de İnanmaya. O üstün mertebeye çıkabilmemiz de ancak İnanmaya. İnançla. İmanla. İnanıyorsak üstünüz. Önce fertlerden başlayacağız inanma. İnanıyorsan sen kardeşim üstünsün ama hakiki iman. Bütün musibetlerden, bütün zenginliklerden ne olursa onu ister zengin ister fakir Allah'tan diyeceksin. Ona tabi olacaksın. O zaman üstün olursun ve bu fertler devletlere teşkil edecek. Çünkü fertlerden oluşur devletler. Fertler güzelse devlet de güzel olur. Fertler şeyse devlet de. Çünkü onlar seçiyorlar. Devleti kim seçiyor? Halk seçiyor. Bir de ayette diyor ki siz nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Bak bu ayette söyleyelim kardeşlerim. Halka diyor ki insanlar siz nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Siz iyiyseniz iyi yönetilirsiniz. Kötüyseniz kötü yönetilirsiniz. Ayet bunlar. Hep ayet. Kur'an. Oku. Hadi hesap verin bunun karşısına. Herkes iyi yönetilmek istiyorsa önce seni yiyor. Evet. Önce seni yiyor. Ha, biz iyiyiz ama çoğunluk tabii. Ama bize de kötülükler geliyor, yanlışlıklar geliyor. Buna sabredin. Peygamber'e de gelmiş. Allah'ın sevgili ayrı ama bunun mücadelesiyle bak bakalım gelecek müjde fısıldar mı fısıldamaz mı göreceğiz yani. İnşallah. Moral geldi Tarık ya şu sözler hatırlanacak. Evet. Hep her gün güzel şeyler düşünmek lazım yani. Bu kitaplar okunur, tespit edilir, güzel şeyler, geçmişimiz okunur. Geçmişteki adaletimiz, güzelliğimiz, imanımız, peygamberimizin mücadelesi diğer peygamberler ama hep kazanmışlardır. Hep ama kim kazanıyor işte? İman edenler. Evet. İşleri makbul ve güzel iş yapanlar, sabredenler, dürüst ve adaletli olanlar. Adalet. Adalet mülkün temeli. Benim bu şirketimde adalet varsa bu mülk devam eder. Burada adalet yoksa bu mülk çöker. Evet. Ama adalet devam etti gitti bu mülk çocuktan torunlara kadar gider yani bu mülklerin. Adalet devam ettik müddetçe yani. 1000 senede gider, 50 senede gider veya 10 senede gider. Adalet olduğu müddetçe. Adaletten ayrılınca sapıtırsın. Güzel bir evet. forum oldu Tarık ya. Evet Allah razı olsun. Ben heyecan geldim.
Biraz açılışta şeydim böyle. Evet. Baba, dindar ve temiz şahsiyetler hani 100 senede bir geliyor gibi bir söz var. Müceddit olarak işte İslam'ın daha güzel anlaşılması çağımızda sözleriyle, yazacakları eserleriyle, yazdıkları eserleriyle Mevlana gibi şahıslar, Said Nursi gibi şahıslar. Bunların kitapları de okunuyor tabii. Büyük yankı uyandırıyor çevrelerce. Ancak okuma yazmanın her geçen gün azaldığı bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar bir saat okuma yapacaklarına 3 saat izleme yapıyorlar ortalama. Yani telefondan olsun, evdeki televizyondan olsun. Bu dindar ve temiz şahsiyetleri toplumun yüksek seviyelere çıkmasına vesile olacak. Bu dindar ve temiz şahsiyetleri nasıl, hangi tür hikayelerle anlatabiliriz sizce bu filmlerde? Şimdi ben dün mesela de evde pazar gün aldım kitabı. Güzel de bir kitaptı. Bir bilge kitabı, çalışmanın prensiplerini anlatan bir kitaptı. Yarım günde iki kat işi nasıl yapabilirsin diye kitabı, öyle bir şeydi. Ama bir saat falan okudum ama genellikle haberlere döndüm yani. Şu olaylara döndüm. Haliyle üzülüyorsun, acıyorsun. Hep bunları seyrediyorsun yani. Okuyamam. Halk da böyle yani, az okusa da bunlar cazibeli geliyor. Sosyal medya, başka şeyler, gırgır mırgır, şamata. Ben kendimden baktığım için öyle hadiseler tabii beni şey yaptı. Evet. Yani okumama şey yaptı. Yani bunlar geçecek inşallah. Bu hadiseler inşallah o halkımızın şey yaptığı, böyle demoralize olduğu şeyler bir gün anlayacaklar bu yanlış yol olduğunu gençlerimiz. Hızlı bir dönüş yapacak. Nasıl savaş hızlı bir geliş geri verdi ya. Evet. Kriz de öyle oldu. Bu mikrop, ne diyelim, Covid hızlı bir geldi. Bu da hızlı bir dönüş yapar. Kimse, herkes şaşırıyor. Allah Allah der. Milyonlarca genç imana geldi. Allah diyorlar. Bu hızlı çağında her şey hızlı olur Tarık. Hızlı, evet. Çöküş, hızlı barış, hızlı inanış. Yani şöyle bir demiş bir müttefikir. Bu zamanda demiş, bir insan demiş, Allah dostu velilik makamına demiş, 40 günde de gelebilir, 40 saatte de gelebilir, 40 dakikada bir Allah velisi olabilir. Hız çağı. Bunu 100 sene önce söylemiş değil mi? Duyduysan bilmiyorum. Ama demiş eskiden 40 yıl uğraşırlardı Allah velisi olmak için. Yani veli olmak için 40 yıl uğraş, icat et, şey yap, bir yap, zikir, 40 yıl. Ama şimdi demiş 40 gün, 40 saat, 40 dakika. Yani çok hızlıyız yani. Bak, bunu da göz önüne alalım. Aynı çökünü de öyle. Eskiden adamı dinsiz yapmak için 40 yıl uğraşırsın. Şimdi o kadar kolay 40 günde de oluyor. 40 şeyde de oluyor. 40 saatte de oluyor. Hatta 40 dakika. İşte bir filmi seyreder, bir diziyi, orada çöker, imansız olur. İşte deizm çıkmış. Bakın bir şey ise de o anda oldu yani. 10-15 sene önce yoktu böyle bir şey. Onun için böyle bu nur topu inşallah, nur şeyi aynı anda imana gelebilir. 40 saatte de olur. 40 günde de olur. Yok, 40 günde de olur. Hatta 40 dakikada da olur. Yani filmler işte, ben onu değer alettiriyorum. Çok bozar, çok düzelir yani. Toplum arayışı. Bak buradan bir bağlantı, evet, yap şimdi düzelmemiz. Der ki ya nasıl oldu lan bu 40 günde bu millet düzeldi, her şey güzel oldu. Böyle bakabiliriz. İnşallah. Şimdi dünya köy oldu yani, her şeyi görür insanlar. Filmleri, senaryosunu yazarken baba, nasıl karakterler yazmak size çekici geliyor? Karakterlerin maddi yapısı, manevi yapısı, yaşadıkları şeyler, hikayeleri, çok yukarılarda toplumun ulaşamayacağı karakterler mi yazmak size çekici geliyor? Yoksa sıradan, toplumu içinden insanlar olup da herkes gibi yaşayan? Sıradan. Sen biliyorsun bunu. Sıradan, basit. Herkes anlayacak. Ben anlıyoruz. Ben zaten öyle kendim basit görüyorum. Sıradan bir insan. Basit anlatacak da herkes anlasın. Basit yaşa ki herkes yaşasın. Gandhi'nin bir sözü var. Peştanlarla yaşamış şöyle. 2-3 metre peştan sarmış. Avukattı biliyorsun Gandhi değil mi? Evet. Güney Afrika'da avukattı. Milletinin ezilmesini gördü. İngilizlere karşı bir mücadele verdi. Soğuk kalp. Evet. Hiç direndi yani. Savaş yok. Savaşsız kalple çözdü. Peştanlar aldı. Basit şeyler yedi. Kendi kumaşını kendi dokudu böyle. Filmde de görüyoruz zaten. Evet. Kendi yemeğini yaptı öyle bir kap. Basit yaşadı. Herkes yaşıyor. Basit anlayacaksın. Herkes anlar.
Yani öyle işin edebiyatı bilmem ne. Zaten ben filmlerde şunu anlıyorum yani, inandığım, evet, yaşadığım şeyleri anlatıyorum. Ben anlıyorsam bunu, onu anlatıyorum. Anlamadığım veya inanmadığım bir şey yapmıyorum. Anlamıyorum adamın felsefe yapmış film. Ben anlamıyorum. Kur'an morabı ben anlamıyorum. Veyahut da o yaşamı beğenmiyorum. Yani böyle, evet, benim kendi özüm yani tarih o şeyde. Onu anlatıyorum. Gandhi örneği çok güzel verdiniz baba. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde diyor ki, amirlerin vazifeleri toplumun yönettiği kişileri zulüm ve baskı ile değil, onların hizmetkarıymış gibi. Aynen. Onlara hizmet ediyorlar düşüncesiyle onları yönetmektir. Gandhi de bunu yaptı. Evet, Gandhi. Yani baskı ve zulüm, çünkü Hindistan'da çok büyük kalabalıklar var. Farklı diller, evet, dinler. Evet, evet. Bunlar arasında ihlasla bir hizmet etme düşüncesiyle, evet, bir yönetim kurdu. Yani belgesellerinden izlediğimiz, evet, kadarıyla. Bilimi de var. Ve o yüzden muvaffak oldu yani. Evet. İşte adeta Peygamber Efendimiz hadisini okumuş da. Aynen, onu yaşamış. Aynen. Bir başka bir peygamber temsili gibi yani. Oturduğu yere bakın. Gandhi filmi seyretsinler yani, tavsiye ediyorum. Oturduğu eve bakın. Basit bir ev. Çul, basit insanlar geliyor. Amerikan elçisi geliyor. Bilmem ne geliyor. Hepsini basit basit ama. Hizmet etme düşüncesi. Evet. Hizmetkar olma. Şey de öyleydi. Mesela Hümeyni, ondan anlatalım bak. Bu da bizim komşumuz olan İran'da. Onun da hayatını okudum tarif. Hatta onun şeyine de gittim. Kabrine de gittim Hümeyni'nin. Ziyaret ettim. Buradaki hayatına baktım, geliyor Fransa'dan, siyasete bakıyor, oturtuyor. Sonra diyor ki bana eyvallah, ben diyor kum kentine gideceğim. Orada siz siyasetinizi yapın, bana danışma olarak gelin, benden fikir alın, gelin, hazırım diyor. Ve ölürken bir ibrik, bir de şey varmış, seccadesi varmış. Evet. Ya mütevazi. Ama o görüş devrim yaptı. Hem de Fransa'dan geldi. Yani bir ibrik, bir sadece böyle bakmak lazım. Allah dostları, bak devrimler nasıl oluyor yani, değil mi? Saltanatlara Kaddafi girmiyor. De öyleydi baba. He? Kaddafi. Ya o biraz karışık. Yani hep şeyle çadır yani hatırlıyorum. Çadır da tabii çadır öyle çadır değil. Evet, yani deveyle çadırlığı yandan eksik etmez. Başta değil. Öyleydi. Evet. Ama sonra başta 70'li yıllarda falan o 69'da mı o şey yaptı, geldi. Hatta kuleli dokunmuş bizim askeri şeyde. 69'da işte bizim 73'teki Kıbrıs harekete yardımcı oldu. Çok canlandı. Bir tane de bir adamı daha vardı. Onu aklıma gelmedi. Sonraları şey oldu ya. İşte ne bileyim yani. Delirttiler adam böyle. Hep o da 40 sene iktidarda kaldı. 42 sene. Yani 42 sene. Çok şeyde çürüyorsun o zaman işte. Böyle şey olmadı. Ama bir borunun içinde öldü. Gitti yani. Bütün servete gitti. Şeyi vardı. Öyle Gandhi gibi, Hümeyni gibi yaşamadı ya. Ama her şey gitse de, Peygamberimiz gibi hiç yaşamadı. Baba, her şey gitse de bir eseri geride kaldı. Evet. Çağrı filmi ve süper. Ömer Muhtar filmi. Bunlar arkasında kaldı. Tabii süper. Ha, bundan Allah'a çünkü o dönemde o filmi desteklemeseydi çekilemeyecekti. Tabii, 40 milyon dolar verdi. 76'da çekildi Çağrı. 40 milyon dolar. Şey de 40 milyon dolar, Ömer Muhtar da. Yani ikisi. Bizim göğsümüz 80'li yıllarda göğsümüzü kabartıyordu. Evet. Yani. Bugünkü 40 milyon dolar, bugünkü 400 milyon dolar belki. Aynen. Enflasyon oranlarına tabii, göre. Tabii öyle yani, erkek adam. Yani işte var mı? Şimdi milyar dolarlar var Arapların, değil mi? İşte Katar'ın, Dubai'nin, değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi'nin. Evet. Niye Peygamber Efendimiz'in gibi bir film çekilmiyor? Çekilmiyordu yani Hazreti Peygamberimizin Çağrı'da bir film çekildi. Katta bir çekti. Çektirdi yani, finans yapımcısı o. Niye diğerleri milyar dolar, hatta trilyon dolarlarla çekilmiyor, çektirmiyorlar? Nasıl sen Arapsın, nasıl ümmetsin? Sormak lazım. Yani. Evet. Şimdi burada onların, Katar'ın, onların herhalde. Şu anda bizim filmler niye orada oynamıyor? Teklif ediyorlar, oynatmıyorlar, erteliyorlar yani. Herkes de var işte. 4-5 sene önce oynuyordu baba. İşte o zamanlar bir arkadaş vardı orada, yönetici oynatıyordu. Oynatıyordu. Bizim bir kardeşimiz vardı, oynatıyordu. Ki ücret de almıyordunuz baba yani, ücretsiz oynatıyordunuz. Yok, oyna parasını verdiler. Verdiler mi baba? Verdiler. Şimdi ben ücretsiz de veririm canım yeter, ama şu var ya, oynatmıyorlar işte. Burada evet, şey olarak oynatmıyor. Biz teklif ediyoruz, oynatmıyor. Kanalında oynamıyor. Bu da sahipler de Müslüman işte, Katar Emirliği. Ve diğerler de şimdi. Bizim filmlerimiz gene
ulusal kanallarında, TRT'de oynatılmıyor. TRT'de hükümetin işte bizim hepimiz 30 sene önce, 40 sene önce hep beraberdik. Orada da oynatılmıyor. TRT'de evet. Filmlerimiz ne oynatılmıyor? Akit'te oynatılıyorsa demek ki kötü bir film olsa Akit TV oynatır mı bizim filmlerimiz? Doğru. Nuri Bey, Mustafa Bey şey mi yani? O takma insanlar, güzel insanlar bunlar. Bunlar da sorgulayalım bakalım. Bunlar tabii acitasyon oluyor ama üzülüyorum tabii bizim insanlarımız. Biz neyiz işte? Minyal Abdullah'lar 30 sene önce çekildi. Hepsi Gala'ya geliyor. Tayyip Bey de geliyordu Gala'ya. Tayyip Bey de o zaman Gala'mıza geliyordu. O bilir kendisi. Filmlerimiz Gala'larına geliyor. Çek gönderiyorlardı. Film şimdi aynı. 30 sene sonra gene aynı. Bunları da gönderelim, duysunlar. Neden TRT bizim filmlerimizi oynatmıyor? Soralım. Tabii kötü bir şey varsa desinler ya. Bak filmlerinizde şunlar şunlar var. Bunlar ahlaka zedeliyor. Ahlaksızlık var. Yanlışlık var. Ama biz onları gerekirse sansürleyelim ya. Bir de Kültür Bakanlığı'ndan bunlar hep kontrol edildi. Şey verildi, oynatma izni verildi yani hepsi. Devletin kontrolünde zaten bu filmlerin oynatılması. Gidiyor orada, sansürden geçiyor. Evet. Ondan sonra izin verip belge alıyoruz, oynatıyoruz. Neden çıktı? Normalde... Şimdi Arap dedik, Çağrı dedin de evet. Neden peygamberimizin hayatını çekmiyorlar ha? Milyar dolarlarım var, trilyon dolarlarım, gökdelenleri yapıyorsun 200 kat. Dünyanın 800 metreymiş, dünyanın en yüksek gökdelenleri. Dünyada birincisi. Ha? Saltanat, ışıklar, aman Allah'ım tantanalar. Zevk sefa, sanki dünyada cennet mi? Ulan cennet, Allah'ın cenneti. Dünyanın en güzel yerinden 1000 kat güçlü. Binde bir olamaz burası, binde biri. Ona inanmıyor musun sen? Dik duramıyor musun? Ölüm istemiyor musun? Ölüm kavuşmak, hasret, hatta bir de şehitlik varsa makamların makamı, o duyguyla. Nedir şehitlik? Bir insan haksız yere öldürülmesi, zulmedilmesi, işgal olunması, araba kazası da şehitliktir, gemide batmak da ve savaşta da ölümdür, öldürülmek de vatan için. Hep şey bunlar şehitliğe girer. En yüksek makamların biri de bu. Ne korkuyoruz o zaman ya? Ha bugün öleceğiz, ha 30 sene sonra öleceğiz. Erken ölürse erken kavuşursun. Bir de Allah diyor ki ayette, şehitler ölmez diyor. Sizin evet. gibidir, ıslanırlar, yer içerler. Nasıl bir şeyse artık onlar. Bizim gibi ıslanırlarmış, yer içerler diyor. Gezerler demek ki, şey yaparlar. Benim bir arkadaşımla bu Çanakkale'ye gitmiş Tarık. Dua yapmış orada. Sonra ya diyor şöyle bir baktım diyor. Askerler diyor, bizi diyor karşıladılar, uğurladılar. Yine bir sığınaktayım diyor, şöyle durdum diyor. Bir gördüm de orada diyor, askerin bir elinde silah böyle görüntüsü günü görüyor yani. Baktım yanında asker var. Ya yaşıyorlar yani. O anda ona şey yapmış, Allah dostu bir kardeşimizdi. Bana görünmedi, ben onu duydum. Birkaç kere dedim bana evet. da görünür mü falan. Gözümüz kapattım, açtım, şey yaptım, ışığa baktım, ışıktan aşağıya baktım, göremedim, o görmüş. Ya öyle, görürsün. Bazı şeyler görüyoruz, yani Allah dostları, şehitler ölmez. Şehitler ölmez, yaşarlar. Ayet bu, ayet. Kur'an. Bu diyorsa %100 doğru. Başkası derse, Kur'an o bilmem doğru mu değil mi, nereden biliyorum. Ama bu diyorsa, Kur'an diyorsa Allah'ın sözleri, şehitler ölmez, sizin gibi rızıklanırlar diyorsa onlar acı duymazlar. Hatta bir peygamberimin hadisinde bir diyor sinek ısırması kadar onlar şehit olur ki acı duymazlar. Sinek. Sivrisinek. Evet. O kadar acı duymazlar. Böyle bir ülkü, böyle bir müjdeler var ki insan korkar mı Tarık ya? Ölümden, şundan, savaştan, bundan, açlık kalmaktan, şundan, bundan. Yeter ki isyan etmesin yani. Korkusu kalmaz. Şimdi şu Covid'de ben işte, yani ben buradayım işte ya. İlk geldi Covid, çok korkuttular tabii. Ben de dua yaptım, açtım. Allah'ım dedim, ben eğer Covid'le falan yakalanacaksam, ölme nasip ettiysen, evimle araba, evimle iş yeri arasında öleyim. Bak evimle işte dua yaptım. Dedim istemiyorum ben ya bu. Çünkü bunalıyorlar, şeyler yoğun bakımlara giriyorlar, nefes alamıyor, zorlanıyorlarmış. Elhamdülillah buradayız canım. Eşim iki kere oldu, sen biliyorsun. Evet. Ben buradayım. Yanımdakilerin hepsi, burada hepsi Covid oldu bu arkadaşlar. 3-5 kişiyiz zaten. Kimse kalmadı bana hizmet edecek. Gittim Konya'dan,
Bircan diye bir kardeşimiz var. Oranın da yöneticisi. Çağırdım onu, dedim sen gel bize hizmet et. Burada kimse mi yok? Çalışanın hepsi hasta. Hepsi bahçıvana kadar hastalandı. Çay yapacak adam yok. Şey yapacak adam yok. Yani burada hizmet edecek adam yok. Neyse onları da yaşadık. Bak buradayız. Maşallah. Film çektik geçen sene işte. 4 tane film çektik. Bizim hiç 4 film çektik. İşte kamera arkası 60-70 kişi oluyor. Önde 30-40 geliyor. 100 kişi. Bir tane Covid çıktı mı Tarık ya? 4 filmde. Bir tane Covid çıktı mı? Çıkmadı maşallah. Ya çıkmadı, ben duymadım. Grip mirip oluyor da iyileşip bitiyor herkes yani. Hatta bir de sağlıkçı bayan vardı yanımızda. Sürekli o sağlık şeyini kontrol ediyordu. Çıkmadı. Evet. Bu da hep Allah'ın bir lütfu, takdiri. Ya seni korur, korutur. Evet. Yeter ki biz zulmetmeyelim. Haksızlık yapmayalım. Ama haksızlık yapıyorsun o zaman kork. Birine ben haksızlık yap, kork. Bütün musibetler gelebilir sana karşılığında. Haksızlık yapayım, kötü enerji gitti oraya, sana değecek o. Bombalanacaksın sen, kalbin sıkılacak. Uykuların kaçacak, huzursuz olacaksın. Haksızlık yapma, zulmetme. Yalan söyleme. Bir de işlerini iyi yap ki minnet etme kimseye. Niye minnet ediyorsun? Şu boğazını biraz kıs. Az ye. Daha bir bereketli olur. Kalk hareketli ol. Çalış. Gene emeklilik diye bir şey anlatıyoruz değil mi? Evet. Git ağaç dik. İlim yap, kitap oku. Hayatı böyle dolu dolu pozitif enerjilerle yaşama sevgimiz çoğalsın. Ya bir de İnşallah. Bir iş yapmasan, bir şey üretmezsen hasta olursun. Kalbin hasta olur, kafan hasta olur. Kendine eziyet ediyor. Ne üretiyorsun sen? Oturuyorsun veya kaytardın şurada, burada çalışanlar olur bazen. O zaman diyor kaytıyor 5-6 saat kendine. Ulan sen kendine yaptın be, beynin gider. Bir şey üretmediysen burada, bir şey yapmadıysan yazıklar olsun sana be. Aldığın parayı helal mi? Evet. Katkı yapacağız. Hiçbir şey yapmıyorsan ben boşum diyeceğiz, kitap oku diyeceğiz biz de. Git kardeşim sen kitap oku, günde 5 saatlik iş var. 5 saat kalan da kitap oku, ilim yap, hiç olmazsa sevap kazanalım. Ki yapacak iş çok baba yani. Yapmak isteyelim. Bugün de, evet. İşleri makbul ve güzel. İşte. Sonra kafasını yer. Eğer yapmıyorsa kafasını yer o. Diyor ki ben niye kafamı yiyeyim? Sen haram işliyorsun. İşçi işveren fark etmiyor yani, bunu böyle bilecek. Bu bilimsel olarak da böyledir. Üretken olacağız. Üretken ve faydalı iş yapacağız. Şirketimize, halkımıza faydalı, faydalı. Şimdi şurada faydalı sohbet yapmaya çalışıyoruz. Moral ve motive ediyoruz değil mi? Türkiye'nin 28 sene sonra ya. Şimdi şu torunlar falan görüyor. Dünyada 4 devletten biri. Kitap orada kardeşim. İnanalım, inanalım tabii. Adam 2020'de savaş çıkacak diyor. Çıkmış işte. O kitap yazıyor. Ya 15 sene önce yazmış bu kitabı. Baskısı oldu. 2007 baskısı. İşte evet. Gördüm sana da. Türkiye anlatıyor. Dünyayı anlatıyor. Peygamberimiz de hadislerde onları öğrenin. İnanıyorsanız güçlüsünüz diyor. İnanıyorsanız bir evet. De bir söz var. Bir insan, inançlı bir insan dünyada tek başına kalsa moral ve cesaretle kainata ki şey okur diyor yani. Meydan okur. Hakiki iman elde eden insan kainata meydan okur. Tek başına kalsın. Hakiki iman olalım. Hakiki iman yok. İşte o sözlerle. Asr suresindeki gibi. Evet. Erzurumlu İbrahim Hakkı Baba Marifetname adlı eserinde sabırdan bahsettiniz. O da sabırla ilgili şöyle bir söz söylemiş. Sabır 4 kısımda anlaşılır. Birincisi Allah'a itaatte sabır. İkincisi kötülükleri terk etmede sabır. Üçüncüsü lüzumsuz işlerden uzak durmada sabır. Dördüncüsü şiddet ve belalara karşı sabırdır. Ne güzel. Allah'a itaatte sabır. Bir daha söyle. Birincisi Allah'a itaatte sabır. Evet, imanda. İkincisi kötülükleri terk etmede sabır. Kötülükler, günahlar. Üçüncüsü lüzumsuz işlerden uzak durmada sabır. Lüzumlu işler yap. Dedikodu, boş şeyler sevmek. Bir de gündüz dizilerimizi seyrediyorlar. Kadın programında onun bunu aldatmaları. Geçen bir arkadaş geldi buraya Tarık. Doçent de yani. Yazar. Bana anlattı. Bir kadın varmış da onun programında çıkıyormuş. Ya diyor beni tahrik ediyor diyor. Dedim niye seyrediyorsun? Seyretme. Bak şu adama bak. Bu adam doçent. Yazar. Eskiden gazeteciydi. Tahrik ediyor diyor. Onu itiraf etti.
Seyretme. Lüzumsuz iş. Günah iş. Bunlar da nasıl yapılıyor bilmiyorum yani. O onu aldatmış, bu bunu aldatmış. Bu bunu kocası, o bir tarafta sevgilisi, karısı gibi bilmem. Böyle şey mi olur ya? Böyle ahlak mı olur Tarık ya? Evet. Bu beni tahrik ediyor diyor. Köyden, kasaba anlatılır. Ah ülkem ah. Ah ülkem ah. Bunları da mı göreceğiz ya? Of anam of. Para için neler yapılıyor? Veriyorlar onlara 50'şer, 100'er bin lira para. Zaten bir dizi çekse 1 milyon. 4-5 kişiye para dağıtılıyor dolaylı. Ağlıyor sana. Siz, sen de her şeyini itiraf et. 50 bin lira. Sen de itiraf et. Siz de bunları buluşturuyorlar bir yerde. Yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun bunları yapanlara, yaptıranlara. Seyredenler de öyle. Seyretmesen de. Geçen benim yeğenim de öyle söylüyor. Amca diyor, o kadar dejenerasyon olmuş ki diyor. Bu basitlik diyor. Basitlik dedin ya. Köydekilere de anlatılıyordu. Onlar nasıl yaptı, bu buna nasıl yaptı. İnsanlar diyor, ne hale gelmiş bu sosyal medya. Çünkü şu telefon var ya, bakıyorsun burada. Cesaret edemediğin şeyleri yazıyor. O kadar ki. Tabii. Artık bu her yerine giriyorsun. Evine de giriyorsun. Bacasına, yatağına da giriyorsun. Orada birbirlerine telefonları veriyorlar bir şeyde kadın erkek. Sonra orada tıklama yapıyor. O ona tıklama derken sonra başlıyor. Eskiden öyle miydi bunun olmadığı zaman? Kadının evine gideceksin ha. Herkes görüyor. Nasıl konuşacaksın onunla? Erkekle nasıl konuşacaksın? Bunun gibi bunlar dejenerasyon olmuş bir sistem. Of anam of. İnşallah evet. Düzelecek. Onlara karşı aniden sabır. Düzelecek. He? Sabır. Onlara karşı da sabır. Sabır. İşte seyretmesin kardeşim yani. Beni diyor, tahrik ediyor diyor. Lüzumsuz şeyler. Tahrik ediyor. Bu adam yazdım sen olursan tamam artık. Arada sırada seyretmiş bir ediyormuş. Böyle şey mi olur ya? Doçent olmuşsun bilmem ne olmuşsun. Evet. Baba hayatta en çok verdiğiniz bir numaranızda olan kim var? Neyi? Bir numaranızda olan, hayatta en çok önem verdiğiniz kim var? Yaşayanlar da mı? Fark etmez, size kalmış. Yani Peygamberimiz tabii ki. Bir de Hazreti İsa var. Evet. Peygamberimiz vefat etti ama öğretileri yaşıyor. Tabii. Hadisleri yaşıyor. Tabii. Bir numara o. Bir de Hazreti İsa'yı da çok seviyorum. Evet, maşallah. Musa'yı da seviyorum. Peygamberi de çok seviyorum. Sonra bilgi insanlar var. İşte Bediüzzaman Said Nursi gibi, Mevlana gibi, Konfüçyüs gibi dışarıdan da. Sokrates gibi. Yani böyle var işte sayarsam böyle var. Bunların hikayelerini okuyorum. Evet. Düşüncelerini sevmeyip de şeyi beğendiğimiz, adaletini beğendiğimiz insan Lenin var yani. Çok adilmiş Lenin. Sosyalist ama çok adaletli yaşıyor yani. Bir gün diyor ki 600 ruble alıyormuş. 1200'e çıkarıyorlar. Şey olunca, yönetici olunca. Parasını iade yapıyor 600 ruble. Diyor ki ne zamandan beri de ben bunu hak ettim. Gene diyor benim maaşım 600 ruble. Evet. Zaten öyle devrimler oldu ama şeyleri sevmiyorum. Ama bu şeyini beğeniyorum. Adaletini. Çünkü yaptıkları işte ihlaslılar baba. Evet ihlaslı. Onun için komisyon evet, olmuş. Yani. Evet ihlaslıydı. Ben bunları seviyorum yani. Adaletli. İhlaslı, yani yaptıkları eşitli. İş yanlış ama hı. İhlaslı çalışarak evet, yapıyorlar. Evet bir de adil de yani. Evet. Adil de, adaletli yaşıyor. Bir kadını seviyorum mesela. Karısı da var yaşlı. Tabii genç bir güzel. O kadın, ben filmde de gördüm. Sonra diyor ki o kadına, ya ben diyor ülkem için varım diyor yani. Sevgisi bir kenara oluyor. Ülkem için varım diyor. Seninle diyor şey olmaz diyor yani. Şimdi derler ki diyor Lenin genç bir güzel kadını gördü, karısını bıraktı derler de benim diyor milyonlarca hayranım var. Ben onlara rehberim diyor yani. Evet. Orada da nefsini şey yapıyor. Bırakıyor, seviyor da. Sonra aradan 3-5 sene sonra kadın ölünce, duyunca kadın ağlıyor yani odasında. O kadar sevmiş, düşün yani. Ama vatanı için her şeyini feda etmiş. Evet. Şimdi bunlar da keşke diyorum, hak okuyorum. Yolda vefat etseymiş. Feda etseymiş. Bilmiyorum. Gerçi ölürken ben onun şeyini gördüm. Sağ elini sıkmış, sol eli açık yani ben solcuyum der gibi. Evet. Onun şeyini de gördüm. Mozaik'teki mumyalamış şeyini de gördüm orada. Meraklıyımdır yani onun kitaplarını, o müzesini gördüm yaşadığı. 2-3 tane Kur'an gördüm onun odasında. Öldüğü oda, müze zaten. Kur'an-ı Kerimler vardı. Onları da okuyormuş. Evet. Tatar aslı. Aslı Tatar. Türk yani. Ama Almanlık da var. Yahudilik var. Şeylik var yani Yahudi, Alman, Rus, Tatar. Ama Türk'tür daha çok.
Böyle bir milletten. Zaten Tatar'a benzer baksız evet. Aslında. Yani bunun şeyini beğeniyorum, adaletini beğeniyorum. Yani oradaki şeyini beğeniyorum. Lider, beğendin dedik. Liderlik. Tam zıt bir düşünce. Çünkü ben milliyetçi, ben sevmem yani Allahsızları evet. Sevmem. Şey olarak, fikir olarak sevmem ama yaşantılarında dürüstlüklerin, dürüst adamlar da sever, beğenirim yani. Dürüst olur. Evet. Ben de öyleyim, dürüstlük, benim işte dürüstlük ön planı. Şimdi bizi mesela kötülüyorlar. Dincidir, şudur, budur, radikal, bilmem neci. Oysa solcu olup da beni tanıdığı zaman hayran kalıyor. Abi diyor, sen farklı mısın diyor yani. Neden beğeniyor? Dürüstlüğümü beğeniyor, adaletini beğeniyor. O düşünceyi beğenmiyor, kafayı oradan sıyırttırmışlar adamı. Evet. Çevremdeki sanatçıları görüyorum, hepsi sağcı mı yani? Bir sürü solcularla da çalışıyorum ben. Başka görüşlerle çalışıyorum ama bana bir hayranlık diyor, dürüstlüğüme yani. Ama bu düşünceye sonra diyorum ya bak benim dürüstlüğümü beğeniyorsun, yaşantımı beğeniyorsun. Neden diyorum bu düşünceyi de biraz şey yap. Sen de eğiliver, düşün bakalım Müslüman, peygamber, bunları da bir düşünün diyorum bazılarına. Evet. Bak çok iyi arkadaşsın benimle. Falan böyle de söylüyorum yani. Bak ben bu felsefeye de gidiyorum ama bu düşüncelerim, bu yaşantım buradan besleniyorum yani. Kur'an'dan besleniyorum. Peygamber yolundan besleniyorum. Evet. Ümmetten besleniyorum. Peygamberimiz bir köpekleşin yanından geçerken, yanındaki sahabeler burunlarını tıkayarak geçerken Peygamber Efendimiz maşallah dişleri ne güzelmiş. Evet, bakış. Dediği gibi siz de Lenin'in dürüstlük politikasına ona bakıyorum. Ona bakıyorsunuz, onu takdir ediyorsunuz. Aferin. Çok güzel misal verdin. Evet. Herkes bir tarafını var, onu oradan ibret alıyorum diyorum yani. Evet. Hatta karısı yazmış 500 sayfa. Karısı yani not ettirmiş, onu okudum işte, başkalarını okudum. Yani hep şey yaşamış, çok da kitap okumuş. Saat 10'da 4 kütüphaneye giderdi İsviçre'de. Akşam kapanasaya kadar, 6'ya kadar kitap okumuş, 8 saat. Arada bir yemek yemeye gelirmiş, gene gidermiş. İlim, ilim, ilim. Ya adam düşün ya, sürgünde kaçak kitap okuyor. Ve şeylere gidiyor, Sibiryalara gidiyor. Orada tanışıyor kadınla zaten. Orada evleniyor, Sibirya'da soğuk. Çile çekmek, Çarlık Rusyası. Neyse, böyle işte güzel taraflar herkesten varsa alıyorum ben. Evet. İşte Sokrates nesini alıyorum? Felsefesi yargılamadaki dürüstlükten sapmaması, erdemliği. Evet. Konfüçyüs de öyle. O da şükürü alıyorum Konfüçyüs'te. Hep diyor ki, bir gün Konfüçyüs şey yapıyor Tarık böyle, parkta, yarı çıplak, zil çakıp oynuyor böyle. Şarkılar, biri diyor ya ne şarkı söylüyorsun, yarı çıplaksın, evin yok, barkın yok. Ya diyor, niye diyor, bak diyor 70 yaşına geldim diyor. Allah bana diyor 70 yıllık bir ömür verdi. Görüyorum diyor 20 yaşında, 30 yaşında ölenler var, 40 yaşında, 50 yaşında. Bana diyor bu kadar uzun verdiği evet. Ömür için teşekkür ediyorum. O oynuyor yani. Yani Allah diyor. Sonra üzerin diyor bilmem ne diyor. Hastaneleri görmüyor musun diyor. Hasta dolu diyor. Ben diyor gene sağlıklıyım, bir peştambalı bile örtmem. Gene bunun için diyor. Bunun gibi menkibelerinde böyle şükür var yani. Evet. Onun da bir felsefesi. Belki Allah alem peygamber yani bilmeyiz onları. Milattan önce 700 yıllarında yaşamış, 2700 senede yaşamış bunlar. Şeyde o zaman yaşamış, 2500 senede sohbet. Yani bunlar da güzel şeyler alacağım tabi. Evet. Buda'yı da okuyorum, ondan da alıyorum. Gerçi o da ağaç altında işte zengin bir çocuk değil mi? Sarayda yaşıyor. Bir gün saraydan çıkacak, gerçek hayata göre arayışa giriyor. 8-10 sene arıyor. Düşünmeye başlıyor, sonra eriyor şey. Hayatı şey öğreniyor falan neyse. Şimdi bir sürü Budistler var yani. Ama zengin bir çocuk. Sarayda yaşamış. Saray dışını görecek gerçek hayatı. O zaman orada arayışa geçiyor. Arıyor sürekli. Hep oturuyor, ağırıyor, gezgin bir şey almıyor. Peştamalı yürüyor işte. Okumak lazım Tarık bunları yani. Evet. Bunun da güzel bir tarafını alıyorum. Yani böyle. Hazreti Musa'nın alıyorum. Peygamberimiz zaten hayatımızın tarzı. Onun da nasıl bir mücadele sürgünde, çocukluktan başlıyor. Değil mi? Evet. Annesi onu ne yapıyor? Atıyor Nil Nehri'ne, sarayın önüne geliyor. Bebek şeyli, sepette. Orada büyümeye başlıyor. Evet. Ağzınıza sağlık baba, yüreğinize sağlık. Yine bugün güzel, pozitif çıkarımlı olan düşüncelerinizi dinledik. Geçen hafta sürgün filmi ekranlardaydı. Bugün ne düşünürsünüz baba? Şeyi anlatalım ya. Bugünlerde işte savaş mavaş var tabii.
Hür adam anlatıyor. Hür adam. Evet. Hür benim adam de kalbimden anlatan. Hür adam geçiyor. Şimdi onun da savaşları var, sabırları var, evet. Açlık var değil mi? Savaş yıllarındaki esir kampları falan var. Evet. Onları verelim ya, acılarını verelim. İbret alsın yani insan. Evet. Dilerseniz programı kapayalım baba. Değerli Akit TV izleyenleri, Sinema Aynı Alakin programımız burada sona eriyor. Birazdan Hür Adam Bediüzzaman Said Nursi 2011 yapımı filmi ekranlarınızda olacak. İzlemenizi tavsiye ederiz. Hayırlı akşamlar dileriz. Hayırlı akşamlar, iyi seyirler. Hoşça kalın.